kişi film aç. Uyguladığımız teknik altın işi tekniği, keçe üzerine kurt ve tırtıl malzemelerini keserek, sararak yapıyoruz bu işlemi. Şöyle de göstereyim. Diğer işlerden farkı ne? Diğer işlerden farkı biraz daha ışıltılı olması ve sonradan günümüze girmiş olması, eski nakışlardan değil. Gördüğünüz şekilde işlemeyi bu şekilde sararak yapıyorum keçenin üzerine. Daha sonra bu işlem bitince içini farklı bir malzemeyle doldurup deseni tamamlayacağım etrafını süslemelerini yaparak, işlemelerini yaparak. Şu an ben rölyef sanatı yapıyorum. İşlem bittikten sonra kat kat yapıştırıldıktan sonra çerçevelenip asılacak tablo şeklinde. Şu an fazlalıkları çıkarıyorum resimdeki. Bunlar da mevlit başörtülerimiz, bebek mevlitlerinde, gelin mevlitlerinde kullandığımız. Altı sıra gidiyorsun bu şekilde. İki senedir bu kursa geliyorum, severek devam ediyorum. Bazen örgü, bazen tel kırma yapıyorum. Şimdi de kızıma yelek örüyorum. Dört senedir bu kurstayız. Ve her gün değişik el sanatlarıyla uğraşıyoruz. Şu anda tel kırma yapıyorum. Şu anda bohça yapıyoruz tel kırma. Rölyef, altın işi, değişik boyamadır, değişik sanatlarla uğraşıyoruz. Ve kursumuzda böyle arkadaşlarla gayet güzel bir iletişimimiz var. Üretmeyi çok seviyoruz. İsmim Gülsan Su. Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak usta öğreticilik görevi yapmaktayım. Şu an Gençlik Merkezi'nde 15 kursiyerimle beraber görev vermekteyim. Burada çeşitli el sanatlarına dair teknikler uyguluyoruz. Rölyef yapıyoruz. Dantel anglaise yapıyoruz. Kaneviçe yapıyoruz. El sanatlarına dair bütün teknikleri burada uyguluyoruz. Ev ekonomisine de kadınlarımız katkıda bulunuyorlar. Bunun için en çok mutlu oluyorum. Kadın dayanışması, kadın birlikteliği burada çok önemli. Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesi kursumuza bekleriz.